Evet, hocam güzel bir konuya temas ettiniz. Bazı ebeveynler, anne babalar hani çocuğun fark etmesin deyip bir yaşına gelmeden de ya da 1-2 yaşında olduğu zaman bile fark etmesin diye sünnet yaptırabiliyorlardı. Bazı ebeveynler de işte bilsin, onu hatırlasın. Evet. O farklı bir ambiyanstır çünkü düğün sizin de Tabii. dediğiniz gibi sünnet düğünü Mevlid'i, olacak. düğünü, Evet. Eyüp'e gidilir falan Yani tabii sosyolojik olarak da bir tatminlik vardır. Doğru. Ama tabii şu korona günlerinde öyle bir olasılığımız yok artık. Yeni bir hayat bizi bekliyor. Artık sosyal mesafeli düğünlerimiz de gerçekleşecek. Geçmişteki gibi toplu sünnet düğünleri olsun, Yok, evet. törenleri olsun. Biraz bu süreci Toplu hiçbir şey yok. evet biraz herhalde artık o anılarda kalacak ama ümit ediyoruz ki o güzel günleri de yaşayalım. Tabii bilinçli bir şekilde yaşayacağız. Nasıl o üç kurala uyacağız? Bunu da yine mesajımızı verelim. Sosyal mesafeyi koruyacağız. Maskemizi takacağız ve hijyenimiz önem gösterirse bu koronavirüsü yeneceğiz ve o güzel günlerimizi tekrar yaşayacağız. Ebeveynlerde böyle bir olgu var ama değil mi hocam? Tabii. Yani çocuğum yaşasın, görsün. Peki orada çocuğun psikolojisi nasıl oluyor? Ya Şimdi bir korku oluyordur mutlaka. İşte internetten görüyoruz. Sünnet olacak işte 5, 6, 7 yaşındaki çocukların işte korkusu, arkadaşlarla olan o diyaloğu. evet, doğru. Şimdi dediğiniz gibi bilsin düğün yapalım falan diye geç yaşta yapılan sünnetlerde ben mesela 3, 4, 5 yaşından sonra ise bir sünnet planlanıyor ise Evet. önceden aile ve çocuğu görmek istiyorum. Çünkü sünnet onu da soracaksınız herhalde iki şekilde yapılır. Lokal anesteziyle genel anesteziyle. Şimdi hangisine uygun? Lokal anesteziyle pipi ve etrafı uyuşturularak ama çocuk hemen hemen kendinde. Ha, bazen biraz takviye edici ilaçlarla falan sedatize ediyoruz. Hadi o da bir sarhoşluk gibi sağlıyor. Yani böyle hani pelte gibi yatmıyor sonuçta çocuk. Genel anesteziyle ise uyutuluyor. Dolayısıyla o anı yaşasın, lokal dayanır benim oğlum falan dedikleri şeyde zaten ağrı duymuyor çocuk. O ayrı bir şey ama o durum korkutuyor bazen. İşte buna uygun mu değil mi önden görüyorum. Bazen bu sünnette eskiden babaanneler, anneanneler falan daha çok bakardı ya çocuklara. Onlar da kendi büyüklerinden gördüğü için o sünnet derisini geriye doğru çekerler. O zaman yapışıklık olmaz. Şimdi ise bakıyorum, bu da önemli bir konu. Getirilen sünnet olacak çocuklar hemen hemen birçoğunda işte kreşlerde büyüyorlar ya da modern anneler bakıyor, penise dokunmuyorlar. Onu geriye doğru çekmiyorlar. Bu sefer o deri kafaya komple yapışmış oluyor. Yani böyle bir sorun var mı? Bunlara bakıyorum. Hangi yönteme daha uygun? Aileyle anlaşıyoruz. Bir de onların isteği nedir? Bunu da izah ediyorum. Olur olmaz. Ona göre herkes mutlu olsun. İyi bir iş çıkarılsın. Güzel bir sünnet olsun. En önemlisi çocuk sağlıklı olsun. Psikolojisi zarar görmesin. Aile de memnun olsun. Onların da istedikleri. Çocuk oğulları sonuçta. Ya doğru bir karar verip öyle hareket etmeye çalışıyorum. Peki az önce bahsettiğiniz işte lokal anestezi mi olsun yoksa cerrahi operasyon mu olsun diye hangisini öneriyorsunuz hocam? Şimdi çok küçük olanlar, yani dedik ki mesela 40 günlük, 3 aylık, 5 aylık falan, bunlar zaten bu yaştaki çocuklara genel anestezi vermenin hiçbir anlamı yok. Çünkü lokalle rahat yapılabilir. Cerrah orada kendi becerisi, ekibi, yani karşısındaki partneri, teknisyeni, hani şey personeli falan, çocuğu tutabilmesi, şu bu falan, bunlar çok önemli. Yetişmiş bir ekiple çok rahatlıkla yapabilir sünneti. Dolayısıyla ne kazanır? Çocuk narkoz almaz. Ya karaciğer o toksik maddeleri tatmamış olur. Narkoz riskine girmez. Uyudu, uyandı, uyanmadı bilmem ne falan filan. Böyle hiçbir şey yok. Lokalle yaparsınız. Annesi babası da yanında olabilir. Yanına da alırsınız. İşte müzik dinlerler, çizgi film bakarlar, şu bu falan. Sen o sırada 10-15 dakika içerisinde sünneti yapar, çocuğu teslim edersin. Bu çok güzel bir şey. Yani kendisine uzaklaşması yok. Şimdi tersini çizelim. Diyelim ki 5 aylık bir çocuk. Kattan annesinden alınacak.
ya da ameliyathanenin kapısında. Ameliyathaneye girecek. Damar yolu açılacak, bulunacak bilmem ne falan. O sırada ağlayacak, tekrar narkoz verilecek. Sünneti yapıldıktan sonra tekrar uyanırken ağlayacak, tekrar kata çıkacak. O yokluk, annesine uzaklık falan da bir şey yaratıyor sonuçta. Ama ben yani küçük yaşlarda lokal anesteziyi tercih ediyorum. Bu 1, 2, 3 yaşlarında da olabilir. Ama giderek büyüdükçe 4-5'ten hani kısmen, fakat daha da büyüdükçe yani 7, 8, 10, 11 artık orada hem sinir uçlarında daha çok his doğuyor. Sünnette lokal anestezi etkisi azalmaya başlıyor. Hem de o psikolojik olarak hırpalanabiliyor. Onun için onlarda ise genel anesteziyi daha çok tercih ediyorum. Hem çocuk bir şey duymuyor, artık narkoz riski de pek kalmamış oluyor. Uyuyor ve rahatlıkla uyanıyor. Ve burada tabii sünnet yapan cerrah da çok önemli. Tabii o kesinlikle. En önemli konulardan birisi bu hocam. Evet. Sünneti cerrahlar yapıyor. Çok kişi yapıyor. Normal pratisyen doktorlar yapıyor. Ürologlar zaten iş kendi alanları dahilindeki bir sahadır. Çocuk cerrahları yapıyor. Gibi gibi geniş bir doktor kitlesi yapıyor. Sünneti yeter ki sağlık memurları da yapar. Ama iyi öğrenmiş, güvenilir, evvelinde tecrübesi olan, yani mümkün mertebe yine de uzmanının yapmasında fayda var diye düşünüyorum.